Hepinize hoş geldiniz diyelim önce. Hoş geldiniz. Enerji düşük. Bu arada burada önce şeyi sorayım. Hangi okullar var? Evet. Tamam. Kaçıncı sınıflar var? 9, 10, 11, 12. Maşallah. Bayağı büyümüşüz kız. Daha başka var mı? Şurada da var. Ortaokulu. Tamam, sizden yakaladık. Güzel. Bunlar da biraz iş işten geçti artık bunlar. Ergenliğe de girdiler. Ne yapacaksın yani? Ama sizi seviyorum. Sizi de seviyorum ya. Yani. Siz biraz büyüdünüz. Yani ergenlerin genelde hani sevilmesi zor ya. Hani ben kendi ergenliğimi düşünüyorum. Anne babama çok saygı duyuyorum hani. Çünkü evlat olsa eldivenle sevilir bir ergenlik yaşadım. Sonra Allah'tan bitiyor. Merak etmeyin. Bu dönemden de kurtulacaksınız. Evet evet ya, ergenlik şey. Hatta benim bir ara planım var. Diyordum çocuğum, mesela kendi çocuklarımı böyle 5 yaşında yollayıp 25 yaşında geri alabileceğim bir düzen olsa keşke. Çünkü 5 yaşından sonra biraz sevimsizleşmeye başlıyoruz. Değil mi? 25'ten sonra adam olunca geri alalım ama olmuyor. Allah aşkına şu anda hiç 5 yaşından büyük çocuğum da yok. Yani en büyüğü 4 yaşında olduğu için rahatım ben. Şu an sevimli evrenim. Şimdi konuşmaya başlayalım. Normalde biz biraz daha alt yaş gruplarıyla konuştuğumuzda daha ne diyelim, hoplayıp zıplayıp bağırarak eğleniyorduk ama kalkıp da koca koca kızları hoplayıp zıplatıp bağırtmayacağım. Yok. Daha başka konular hakkında konuşalım. Mesela genelde benimle alakalı, kendimle alakalı bir şey anlatacağım da hayatımdaki en havalı şey galiba meslek bırakmış olmamdı. O yüzden biraz meslekler üzerinden konuşalım, sizlerin de işine yarasın. Çünkü bugün herhalde bu topraklardaki en büyük sıkıntılardan biri neye göre meslek seçeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi mesela size sorsam neye göre meslek seçeceksiniz? Mesela neye göre meslek seçiyorsun? Ne? Paraya göre. Mesela para kazandıran meslek var değil mi? Evet, başka neye göre meslek seçeceksin? Var mı? Neye göre seçeceksin sen? Kariyer. Tamam, kariyer yani neye böyle? Müdür olacağım. Müdür olacağım. Ne? Kariyer ne? Yüksek bir iş. Yani o zaman şey, gökdelende cam sileceksin. Yüksek bir iş. Ne yüksek bir iş oğlum? Başka neye göre meslek seçeceksin? Yeteneğine göre. Bak güzel, buradan bir şeyler çıkar birazdan. Onu anlatacağım sana. Başka? İşimi severek yapacağım için. Tam bir sevgi kelebeği. Severek. İşine sarılıyor. Konfeksiyonda çalışıyor mesela. Gidip makineye sarılıyor böyle. Çok seviyorum seni. İnşallah o sırada çalışmaz. Başka? Neye göre meslek seçeceksiniz? Var mı? Okulum bittikten sonra iş bulabileceğim. Bu da çok geçerli bir meslek tercihi değil abla bence. Çünkü ben şeyi tanıyorum mesela, en iyi üniversiteden mezun, en iyi bölümden mezun kişi iş bulamadı. Bu çünkü bambaşka bir şeyden bahsedeceğim birazdan ben size. Biraz bu yetenek ve sevme kısmına gireceğiz. Aslında bütün mesele o. Var mı başka? Neye göre meslek seçeceksiniz bu söylenenler dışında? Gidip konfeksiyon makinelerini sevmek, sarılmak dışında? Tamam, o zaman ben başlayayım. Şimdi, ben aslında şeydim. Ortaokuldayım, orta sondayım. Dediler ki bana, anneme gelip dediler hatta. Ya dediler, bu çocuğun büyük adam olmasını istiyor musun? Annem düşündü. Olsun dedi, yani zararı yok. Hani büyük adam da olsun, niye olmasın? O zaman dediler ki iyi bir üniversiteye gitmesi lazım. Tamam, olur. Dedi ama daha çok var üniversiteye. Ama dedi iyi üniversiteye gitmesi için iyi liseye gitmesi lazım. Tamam dedi, ne yapacağız? Okulda başlamış ha. Dediler ki dershaneye gitmesi lazım. Tamam dedi, yollayayım. Gittim dershaneye. Dediler ki ne yapacağım dedim burada ben. Dediler ki test çözeceksin. Tamam, sonunda ne olacak? Sınava sokacağız. İyi bir lise kazanacaksın. Tamam dedim, gireyim kazanayım. Gittim Anadolu Lisesi kazandım. Sonra Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Şimdi bir yandan yazıyorum, çiziyorum falan ama hani hiç yazmayla çizmeyle alakalı bir hayalim yok. Soranlara diyorum ki ben mühendis olacağım ya da mimar olacağım. Hobi olarak da yazıp çizerim. Çünkü yazmanın, çizmenin meslek olduğunu bilmiyorum. Meslek olduğunu bilsem de bir alternatif olduğunu bilmiyorum. Sonra işte başladım yazmaya için. İşte hem bir yazıp çiziyorum hem Anadolu Lisesi'ndeyim. Allah'a şükür kafam da basıyor. Hani derslerim de fena değil. Sonra okul bitti. Üniversite sınavına girdim. Düşündüm hani
ne olayım dedim, hani yazıp çizmeyle alakası var mı? Mimarlık okuyayım ve tek şartım da şu, İstanbul'da okuyacağım iyi bir üniversitede. Dedim ya da işte makine mühendisi falan olurum. Sonra sınava girdim. İşte mimarlık tutmadı. İstanbul o kadar puan yetmemişti. Dedim ki o zaman ne olmam lazım? Ailem, ben işçi ailesi çocuğum. Dedim okumuş işçi. Nedir o? Mühendis. İyi dedim, o zaman mühendis olayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okumaya başladım. Şimdi bir yandan mühendislik okuyorum ama hiç mühendislikle alakam yok. Baktım hani ana dersleri geçtik, bölüm derslerine geçtim, sıkılıyorum. Bölüm derslerinde bu iş yürümüyor. Bir şey yanlış. Ne yanlış olduğunu bulamıyorum. Neyin yanlış olduğunu bulmam 4 yılımı aldı. O konuda hani tam kafam basıyor dedim ama o kadar basmıyormuş. Hani tam bir an böyle aklımın çok çalışmadığı bir ana denk gelmiş. 4 yıl sonra anladım neyin yanlış olduğunu. Yanlış bölümdeyim. 4. yılda anladım ki yanlış bir bölüm okuyorum, yanlış bir iş yapıyorum. Çünkü o sırada şunları fark etmeye başladım. Para kazandıran meslek. Mesela İTÜ'deki en büyük amacım oydu. Yani okurken de çok para kazanacağım. Niye? İTÜ'lüyüm abi, ben para kazanırım yani falan. Ve işte mühendissin, çok havalısın dediler. Tamam dedim. Ve yanlış yerde olduğumu anladığım anı anlatayım size. Staj yapacağım. Zaten bir gün mühendislik yaptım. O da o staj günüydü. Ramazan'ın 3. günü, Ağustos'un ortası. Tamam, zaten daha oruca da tam alışamamışım. Açlık, susuzluk, böyle çılgın bir durumdayım. Sabah iş yerine gittik, staj yapacağımız yere. Bizi üniversiteden yolladıkları için böyle havalı bir şekilde gittik. İki arkadaş, benle Serhan. Bir de İTÜ Jeofizik Mühendisliği'nin en üst bölümü. Bizden daha büyük bir bölüm yok. Daha yüksek puanlı alan. Türkiye'de de diyorlar bize, yani bir gün bir yerde jeofizik için önemli bir şey alınacaksa, önemli bir adam alınacaksa seni alacaklar. Biz de çok havalıyız hani, İTÜ'lüyüz falan, böyle yürüyoruz. Sonra şirkete girdik böyle. Dedim ki işte, içeri girdik. Böyle bir adamla göz göze geldim. Kaş göz yapıyor bana, dedim sen hayırdır. Dedi ne yapacaksın? Dedim bizi beklemiyor muydunuz? Siz kimsiniz dedi. Dedim ki stajyer, İTÜ'den geldik falan. Yok dedi, siz burada değilsiniz, yanlış yerdesiniz, aşağı inin. Ben de diyorum Serhan'a, abi dedim zaten ofisi beğenmemiştim. Hani muhtemelen daha güzel bir ofis var, bize daha layık, bizi oraya götürecekler. Sonra aşağı iniyoruz, Perpa'da bu arada olay. Perpa, ok meydanında böyle çok katlı ve devasa bir mühendislik merkezi gibi düşünebilirsiniz. Hani bir sürü ufak ofis var. İşte mühendislik firmaları, malzemeciler, bilmem neler, böyle dolu içerisi. Şimdi 10 kat yukarıdayız, biz 10 kat aşağı iniyoruz. Her katta da soruyoruz, bizi beklenen yer burası mı? İşte şu bilmem ne mühendislikten yolladılar. Hayır, daha aşağısı. En son çıkışa geldik. Dedim galiba kovulduk. Sonra orada birine sordum. Dedim abi, bizi şu şirkete geldik ama nerede bizim gideceğimiz yer? Dediler ki dışarıdan sizi alacaklar. Tamam dedim ya, güzel bir yere götürecekler. Bu sefer böyle Mercedes olsun, BMW olsun, bir Jeep olsun, bir araba bekliyorum. Yok. Dedim herhalde gelecek. Bir yandan da motoru çalışan bir kamyon var orada. Kamyonun önünde 2 kişi oturuyor, bir de şoför var, 3 kişi. Başka bir yer de yok. Diyorum orası bize değildir muhakkak. Şimdi kamyondakiler bize bakıyor, biz kamyona bakıyoruz ama eminiz bu bize değil. Bize çünkü Mercedes gelecek bizi almaya. Bekliyoruz falan, yok. En son içinden bir tane adam geldi. Ya dedi, şu bebeler siz misiniz? Dedim bebe değiliz en azından. Ya dedi, bu şeymiş, saçlara falan çocuklar gelmiş. Ha dedim, biziz evet. Tamam dedi, atlayın arkaya. Arka dedi, kamyonun arkası. Ben Kazma Kürek, Serhan Kazma Kürek. Böyle yanda gidiyoruz. Bütün havam ovam bitti zaten. Sonra araziye çıktık. Ben yapı olarak maksimum seviyede oturmayı, mümkünse yatmayı, mümkünse yerimden hiç kıpırdamamayı seviyorum. Serhan ise benim tam tersi. Şimdi araziye çıktık. Ben de böyle tam bir kekoyum. Bak, bembeyaz ayakkabı, yanlarında kırmızı çizgili bu süperstarlar var ya. Süperstarı pazar günü almışım, pazartesi günü araziye gidiyorum. Bembeyaz ayakkabı, böyle 100 metre öteden bağırıyor ben yeniyim diye. Araziye adım attım. Bu arada jeofizik mühendisi ne yapar biliyor musunuz? Yok. Jeofizik, coğrafya ile alakalı. Yani pek değil. Coğrafyayı oluşturan elementlerle alakalı desek daha doğru. Jeofizik mühendisi deprem araştırmaları, zemin etütü, maden arama, petrol arama, su arama gibi
pek çok alanı yapıyor. Pek çok alanla ilgili aslında. Yani yerle alakalı her şey. Yani bütün işi arazide geçiyor. Şimdi bizi kamyonun arkasına atladık, bizi bir araziye götürdüler. Zemin etüdü yapılacak. Hani buraya kaç katlı binaya dikilebilir? Meselemiz o. Şimdi bembeyaz ayakkabıyla gittim, araziye adımımı attım, çamur. Ayakkabıyı temizlemeye başladım. İkinci yaptım, çamur, temizledim. Üçüncüden sonra artık pes ettim. Ayakkabı görünmüyor, sadece çamur. Ben her şeyden şikayetçiyim ama dedim ya, Ramazan'ın da başı zaten. Güneş tepemizden vuruyor, gölgelik hiçbir şey yok, sıcak, bilmem ne, çamur her yer. Ben her şeyden şikayet ediyorum. Serhan ise her şeyden çok mutlu. Mesela yolluyorum bunu, 10 dakika sonra geliyor, abi bak ne buldum diyor. Ne buldun Serhan? Taş. Oğlum diyorum, nesi var bundan, bizim mahallede de var. Abi diyor bak, mineral kırılımlarına bak falan. Diyorum herhalde manyak. Neyse bunu yolluyorum geri. Gidiyor geliyor, bir daha geliyor 10 dakika sonra. Abi diyor bak, bir çukur buldum. Aa dedim, kesin hazine. Hani bu kadar heyecan yoksa başka türlü imkanı yok. Ne var oğlum diyorum şeyde, çukurda. Buraya kadar su dolu. İçine girmiş suyun komple. Ve çok mutlu. Dedim ki manyak galiba bu çocuk. Neyse bunu yolladım ben. İşte gün bitti, mesai bitti. Annemlere dedim ki, anne dedim ben stajı bırakıyorum. Başka bir şirket bulacağım. Bir de annemlere de havasını atıyorum. Ya dedim, burada bize bir şey öğretmeye niyetleri yok falan. Annemleri de öyle kandırdım. Ben stajı bıraktım. Mesleği de bırakmaya karar verdim ama bunu annemlere hemen açıklayamadım. Tabii bir yılımı aldı annemlere açıklamak. Dedim ki ben yanlış yerdeyim. Doğru yer neresi? Şimdi birinci karar vermem gereken şey arkadaşınızın söylediği meseleydi. Para kazandıran bir meslek var mı? Onu araştırayım dedim. Her mesleğin zengini ve her mesleğin fakiri vardı. Dedim ki o zaman paranın bununla alakalı olmaması lazım. Sonra biraz daha araştırınca karşıma Allah'ın Ya Rezzak ismi şerifi çıktı. Rızkı veren Allah'tır. Bizim çalışmamızın çok bir numarası yok. Mesela çok çalıştığı için para kazansaydı hamallar zengin olurdu. Değil mi? Adamın her yerinden tercih önerisi çalışırken çok çalışıyor ama çok para kazanmıyor. Demek ki biz çalıştığımız için para kazanmıyoruz. Ya da bir meslek sahibi para kazanıyor olsa, bizim bir tane çocuk vardı. Genelde çevrim üniversite tercihlerini ben yapıyorum. En azından hayatında bir kere hata yapmış biri olarak neyin yanlış olduğunu biliyorum. O yüzden onların üniversite tercihlerini de ben yapıyorum. Çocuğa sordum. Oğlum dedi, ne olmak istiyorsun? Abi dedi, endüstri mühendisi olayım. Tamam dedim oğlum, şimdi endüstri mühendisi de cins bir iş. Cins tarafı ne? Aslında tam mühendis de değil, tam işletmeci de değil. Yani karışık bir iş. Biraz işletmeci, biraz mühendis. Dedim ki bu kadar spesifik bir alanı tercih edince dedim çocuk herhalde biliyordur. Onu dedim, neden endüstri mühendisi olacaksın? Abi dedi, bizim mahallede bir tane Mehmet abi var. Mercedes'i var. Her sene yeniliyor. Endüstri mühendisi. Tamam dedim, güzel. O zaman bir fabrika düşün. Bir sürü endüstri mühendisi çalışıyor, makine mühendisi çalışıyor, bilmem ne var. Onların şef mühendisleri var, CEO'su var, bilmem nesi var falan. En çok parayı bunların kazanmasını bekleriz değil mi? Mühendis çünkü. Hayır. En çok parayı ilkokul mezunu patron kazandı. Okumak para kazandırmadı değil mi? Patron en çok kazanır. Demek ki para kazandıran meslek yok. Sonra bizim kuzene soruyorum. Dedim ki, kızım ne olacaksın? Abi dedi, ben mühendis olayım. Dedim matematiğin kaç? 1. Geçen sene kaçtı? 1. Ondan önceki sene kaçtı? 1. Hiç 2 oldu mu dedim. Abi dedi, 4. sınıftaydım. 4. sınıfta bir kere 2 gelmiş dedim. Peki dedim, niye makine mühendisi olacaksın? Abi dedi, çok havalı bir iş. Dedim bırak o iş. Diğerine sordum. Abi dedi, ben tıp okuyacağım. Dedim, kızım senin kan tutuyor, nasıl tıp okuyacaksın? Abi dedi, bilmiyorum ki, annem öyle istiyor dedi. Dedim o zaman teyzeme, dedim teyze sen yap o zaman doktorluk. Niye bu kızı zorluyorsun? Annemin söylediği meslek diye bir şey. Havalı meslek, neydi arkadaşın iddiası? Yüksek meslek. Değil mi? Makine mühendisi falan. Adam matematiği bir ama hani makine mühendisi olmak istiyor. Yok, o da olmaz. Biz mesleği neye göre seçeceğiz o zaman? Benim orada keşfettiğim şey neydi? Dedim ki, Allah beni dünyaya bir iş için yollamış olmalı. Değil mi? Boş boş oturayım diye yollamamıştır herhalde. O zaman dedim, beni bir iş için yolladıysa bana gerekli özellikleri de vermiş olması lazım. Çünkü ben gidip mesela işte, kız kardeşim var benim. Genelde bütün ayak işlerimi ona yaptırmaya çalışırım. Mesela kız kardeşime kalkıp da 100 kiloluk bir ağırlık kaldırmasını söylemem. Çünkü yapamaz. Değil mi? Onun özelliklerine göre bir iş vermem lazım. Şimdi Allah da beni dünyaya yolladıysa
bana gerekli özellikleri vermiştir. Yapamayacağım bir işi bana tayin etmemiştir. Dedim o zaman Allah acaba beni niye dünyaya yollamış? Hangi özelliklerle kuşandırmış? Dedim oradan bir meslek bulurum. Hayatta dedim en çok ne yapmayı seviyorum? Oturmayı. Sonra dedim daha fazla neyi seviyorum? Yatmayı. Daha fazla ne seviyorum? Daha fazla yatmayı seviyorum. Peki dedim dördüncü bir şey var mı? Bunlarda meslek çıkmıyor çünkü. Bir şeyler üretmeyi seviyorum. Aa dedim buradan bir meslek çıkar. Ben üretmeyi seviyorum. Yani oturduğum yerden en son bir ara bir ameliyat geçirmiştim ayağımdan. 2 ay falan yatmam gerekiyor. 2 ay yatarken bir kitap yazdım. Zaten yarım da o kitap. Yarım kitabı bitirdim. Sonra 1 ay daha kaldı geriye. Dedim 1 ayda ne yapacağım? Bir ara bir yerden keçe falan almıştık. Hanıma dedim ki keçeleri getir bana. Bir dedim iğne iplik getir. O evde oyuncak dikmeye başladım. Bir şey üretmem lazım benim. Hani duramıyorum üretmeden. Aa dedim bak buradan meslek çıkar. Dedim bunun en çok ne üretmeyi seviyorum? Fikir ve yazı üretmeyi seviyordum. Tamam dedim ben yazar olacağım. İşte 1 yıl içerisinde buna karar verip aileme açıkladım. Dedim ki ya benden bakın görüyorsunuz mühendis olmuyor. Beceremiyorum da. İzin verin ben başka bir iş yapayım. İzin vermediler. Sonra artık hani direttik kahvede kavga dövüş gırla böyle her gün bana laf çakıyor babam falan. Aa yanlış bir iş arıyorum bulamıyorum da. Dedim ki reklamcı olayım ilk başta. İlk planım oydu. İşte bütün her yere CV atıyorum falan. Aa, günde en az 100 yere CV atıyorum. Hiçbirinden cevap yok. Her akşam babam bana bir ton laf çakıyor. Aa diye sen de boş boş oturuyorsun ha diye. Bari git okulunu bitir falan. Evde çıldıracağım. Neyse Allah rast getirdi bir şekilde. Önce reklamcılık yaptım bir süre. Sonra senaristlik yaptım. En sonunda da hamdolsun hayatta en sevdiğim şey şu an ki iş olarak yapmakta çocuk edebiyatına ayağım düştü ve şu anda hem bir yayın evinde yöneticilik yapıyorum. Cezve Yayın Grubu'nun. Şurada standı da var Cezve Kitap. Oranın genel yayın yönetmenliği yapıyorum. Bir yandan da hem orada hem de Hayat Yayınları'nda kitaplarım çıkıyor. Ve bu sayede tüm Türkiye'yi dolaşıp bu anılarımı anlatmaya mecalim var. Ve şu an çalıştığımı hissediyor muyum? Hayır. Yani yaklaşık günde 18 saat çalışıyorum. Bir de home office çalıştığım için hani evden çalışıyorum hani. Evin bir odası ofisim aynı zamanda. Yaptığım bütün işleri ofiste yapıyorum. Uyanıyorum pijamayla o odaya geçtiğimde iş yerim. Günde yaklaşık 18 saat çalışıyorum. Peki çalıştığımı hissediyor muyum? Hayır. Para kazanıyor muyum? Evet. En azından 3 tane çocuğum var. Bunların 2 tanesi ikizler. Sürekli yani altlarını temizlememiz lazım. O yüzden onların kakalarına param gidiyor genelde. Çocukların benzini alabiliyorum. Arabamın benzini alabiliyorum. Evimin kirasını veriyorum. Kimseye de borcum yok. Bak bu iyi bir iş bence. Mutlu muyum? Evet. E tamam güzel. Bir de şöyle düşünün. Bir işte çalışıyorsun. Sabah 9 akşam 6. Kaç saat etti? Sabah 9'dan akşam 6'ya. Tamam bu kolej gidiyor galiba. Otur birazdan bitiyor hocam. Sabah 9'dan akşam 6'ya 9 saat. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir yere 1 saatte gider 1 saatte geliriz biz. Etti 11 saat. İşle alakalı 11 saati koy cebine. Sonra 8 saat uyudun kaç etti? 19. Geriye kaç saat kaldı? Annenle, babanla, eşinle, çocuğunla geçireceğim 5. Bu 5 saatin 1 saati tuvalette geçer. Kaldı 4. Umarım daha fazla geçirmiyorsunuzdur. 4 saat. İşte kaç saat geçirdin işle alakalı? 11 saat. Bu 11 saatin mutsuz olduğunu hayal etsene. Sürekli şikayet ediyorsun işinden. Tamam çok mutsuzsun. 11 saat boyunca artık somurtmaktan yanakların böyle buldog köpeğine dönmüş. Etrafa pis pis bakıyorsun. Eve geldin. Çocuğun kapıyı açtı. Dedi ki işte merhaba baba dedi. Ona şöyle dersin muhtemelen. Yorgunum. Hanım sordu. İşte günün nasıl geçti? Açım. Evdeki herkes felç. Sen mutsuzsun zaten o 4 saatte mutlu olma şansın da yok. Mutsuz uyudun, sabah işe gideceksin, mutsuz uyandın. Bütün hayatın mutsuz geçti. Allah seni bu kadar mutsuz olmanı dünyada istemiş olabilir mi? Hayır. O zaman yanlış yerdesin. Bizim için doğru mesleği tercih etmek aslında düşündüğümüz gibi ya para kazanacağım, o olacak, bu olacak, sigortam, emeklilik bilmem ne falan için değil. Mutlu olacağız ya. Bizim bütün hayatımız aslında işte geçer. Bütün hayatını geçireceğin yeri seçiyorsun. Değil mi? Ev seçerken bakıyoruz hanımla bir işte evleneceğimiz işte gelini ya da damadı seçerken ince ediyoruz, sık dokuyoruz. İşte aileler araya giriyor, soruşturmalar bilmem neler falan. İşte öyle bir şeyimiz yok. Para kazandırırsın. Hayır böyle bir iş yok. O yüzden iş seçerken neye dikkat edin? Bir, yapabildiğimiz iş.
Yani matematiğimiz birken makine mühendisi olmayı hayal etmeyeceğiz. Yapabildiğimiz ne yapabiliyoruz? İki, mutlu olacağımız iş. Ondan sonrası zaten artık meslek sahibi değil, bir keyif sahibi olacağınız zaman gelecektir. Var mı bu konuyla alakalı sorusu olan? Yoksa yavaştan olaysız dağılalım. Var mı sorusu olan kitaplarla alakalı falan? Yok. Tamamdır o zaman. Benimiz için çok teşekkürler. Kitapla alakalı imza meselesi Hayat Yayınları standında olacak. Cezve kitabı uğrayıp ondan sonra hayata gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Efendim teşekkür ederim. Ha dur. En sevdiğim kısım. Dur. Bana hediye verecek. Özel bedelini takdim etmek üzere belediye başkan yardımcısı Sayın Tayfun Çelik Bey'e alkışlarınızı. Hayır ben gideceğim, o sizle kalacak. O yüzden onu alkışlayın daha çok. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu benim en sevdiğim kısım. Ben hediye alıyorum, siz bakıyorsunuz. Gel gel gel, sahneye gel. Gel kız gel. Sen zaten çok hemen atladı ya. Gel atla, bunu da sen tut, gel. Gel. Ben mi? Gel. Ben tabii, bir dakika. Yeni alacaksın. Evet, saçını düzel. Facebook profil fotoğrafı yaparsın. Gel. Gel kız gel, oradan bakma öyle, gel. Gel gel. Gel gel, sen de gel gel. Geç, biraz geç gelebilirsin. İyi sorma. İyi olan kişiler gelmişti. Çay içelim. Burada bırakıyorum. Doğru gelin. Tamam. Sen takım da düşmüşsün ya. Sen zaten bir yer yazdın. Tamam.